sevdi. Sanırım onun yaşlı sesini ve şarkısını hiç unutmayacağım. 15 kişi cenaze yemeğinde, ho ho ho, yanlarında bir fıçır rom içiyorlar. Şeytan içkisi romu, ho ho ho, yanlarında bir fıçır rom, ho ho ho, ho ho. Burada gençler nasıldır? Çok iyidir. Kaptan, adım Kaptan Bliosi, bana söz ver. Evet. Bir bacağı olmayan bir denizci gördüğünde haber vereceksin bana, tamam mı? Peki kaptan. Güzel. Hizmetçi, hizmetçi! Buyurun efendim. Eski bir dostumu arıyorum. O da bir denizci. Aradığım kişi Kaptan Bliosi mi? Kaptan bizim lokantanın müşterisidir. Ancak buradan ayrıldı efendim. Neden dönüşünü beklemiyorsunuz? Harika bir fikir evlat. Senin tavsiyene uyacağım ve sen de benimle bekleyeceksin. Anlaşıldı mı şimdi? Hadi bakalım. Beş kişi cenaze yemeğinde. Yanlarında bir başı rom. Kaptan Bliosi. Kanine. Kaptan, eski bir dostunla sohbet edip içmeye ne dersin? Hemen rom getir, masayı hazırlat. Sağ ol evlat. Şimdi yok ol. Bu iki deniz kurdu eski güzel günlerini anmak istiyor. Tabii bayım. Lanet olsun. Doktor! Biri bir doktor çağırsın! Olamaz. Bizler zavallıyız. Küçük lokantamız kana bulandı. Bu bir kere olduğunda uğursuzluk her hanı sarar. Merak etmeyin Bayan Hopkins. Bu adam ölmemiş. Bir kalp krizi geçirmiş. Başka bir şey değil. Hem doktorun hem de arkadaşın olarak şunu söylüyorum sana. Artık rom yok. Artık içmeyeceksin. Sağ ol Jim. Doktorlar ne bilir ki? Sen gerçek bir dostsun. Sana güvenebilirim. İşte aradıkları bu Jim. Sizin eski sandığınızı kim ister ki? Yoo, yanılıyorsun. İstedikleri sandık değil, harita. Onu almak için sabırsızlanma. Flint, kanine ve tek bacaklı denizci. Bu harita onların eline geçmemeliciğim. Bana söz vermelisin, tamam mı? Söz vermeni istiyorum. Söz veriyorum kaptan, onu saklayacağım. Sadece tek bacaklı. Baksanıza, eğer yakınlarda bir insan varsa bu zavallı yaşlı adamın nerede olduğumuzu açıklar mı acaba? Amiral Berbaum'un lokantasının önündesiniz efendim. Aha! Sesinden çok genç biri olduğun anlaşılıyor. Oğlum, bu zavallı yaşlıya şehre gitmesi için yardım eder misin sen? Tabii ki iyi adam. Bravo! Bırak beni! Bunu sonra düşünürüz. Beni hemen kaptanına götür. Ne
Verdikando. Bu gerçek mi? Doğru. Benim, Billy Ose. Benim. Ayrıca sana küçük bir de hediye getirdim. Elini aç delikanlı. Ama ben... Bunu al ve sağ eline koy. Kara para! Seni pislik adam! Sana gününü göstereceğim adi herif. Bunu yapmamızın doğru olduğuna emin misin Cem? Ben namuslu bir kadınım. Biliyorum anne ama bu adam lokantamızın fıçılarca rom içti. Ben sadece onun karşılığını alacağım. Hiç merak etme. Al anne. Bunu sen saklasan iyi olacak. Çabuk olmalıyız anne. Denizciler gelmek üzeredirler. Onlar çok belalı. Sen dürüst olmalısın Cem. Bu keseden sadece gerektiği kadarını alıyorum. Bir kuruş fazla değil. 3012 altın ve 50 kuruş. İşte bu kadar. Ha? Bunlar onlar. Çabuk ol anne. Köye doğru gidelim. Ha? Bu harita onların eline geçmeli. Bana söz vermelisin. Onun lokantada kaldığını öğrendim. Hadi gidip onu bulalım. Kaçmalıyız anne. Limandaki gemilerden birine girip ülkeyi terk etmeliyiz. Hadi. Kaçmak mı? Ama ben dürüst bir kadınım. Anne, bak şuraya. Şunun altına saklan. Başka çaremiz yok. Aa. Çabuk kapıyı kırın. Zaman kaybetmeyelim. Merdivenleri çıkın. O pislik üst katta. Kaptan! Onları buldunuz mu? Haritayı almışlar ve kaçmışlar. Ne yapalım kaptan? Kaçmışlar ha. O delikanlı. Onu bir elime geçirirsem çok kötü döveceğim. Kemiklerini tek tek kırıp onu ölüme terk edeceğim. Gününü görecek o. Hemen buraya gel. Çabuk! Çabuk! İstediğiniz şey delikanlının elinde. Dağılıp onu bulun. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Yakın bir yere saklanmışlardır. Acaba nereye saklandılar? Sınır görevlileri. Şuraya bakın. Onlar ordunun askerleri. Yok olan! Kaçmayın! Hemen buraya gelin! Korkaklar! Gelin! Neredesiniz? Pislikler! Beni böyle yalnız bırakamazsınız! Yapamazsınız! Yalvarıyorum! Bana yardım edin! Dur! Dur dedim! Saklanmak. Düşüncesi bile korkunç. Bunu nasıl yapabildim? Her şey bitti anne. Merak etme. Bizi yine askerler kurtardı. Biz size teşekkür ederiz. Onları sayenizde yakaladık. Senden ne istiyorlardı? Para mı? Hayır efendim. Bunu. Sanırım bunu Asil Trolloni'ye vermeliyiz. Haklısın Cem. O bununla ne yapacağını bilir. Seni ben götüreyim. Lokantanın tekrar açılması için bana güvenebilirsiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Gel Cem. Asil Trolloni'ye gidelim. Böylece annemle birlikte gölün yanına saklandık. Ne askerlerin savaş hazırlığı yaptığı bölge değil mi orası söylesin? Evet efendim, programlarını bozmayı istemezdim ama ben... Önemli değil. Bu da onların işi. Suçluları yakaladılar ve cezalarını çekecekler. Aranan paket sende mi Cem? Bakabilir miyiz? Evet George, bir bakalım. Belki de Cem'e yardım edebiliriz.
Karaka bölgesi. Fransa egemenliğinde 2000 mil kare genişliğinde denizden yüksekliği 7 dakika 20 saniye. Karadan yüksekliği ise 2 dakika 40 saniye. İspanya'dan uzaklığı 7500 mil. Burası Jamaika. Burası Kaptan Flint'in bahsettiği yer. Oh, Kaptan Flint. Flint mi? Sanırım Kaptan Flint'ten bahsedildiğini duymuştum. Ben de öyle. Evet, denize açılan kaptanlar arasında en acımasızı ve en çok kan döken kaptan olarak duydum. Sanırım bu haritayı denize açılan tüm kaptanlar biliyor. Ve bu acımasız adam da almak için elinden geleni yaptı. Evet, çok haklısınız Trelawney. Gemiden gemiye dolaşmış ve kilise onu kovmuş. Peki ya bu harita? Anlamaya çalışalım. Bakın baylar, bir haç. Hazinenin bir kısmı burada. Hazine mi? Kaptan Flint'in hazinesi. Yarın Bristol limanına gitmek üzere yola çıkacağım. 3 hafta içerisinde İngiltere'nin en iyi gemicileriyle birlikte gemimiz hazırlanacak. Hayır, 3 hafta çok olur. 2 hafta, 10 günde olsun. Evet, 10 günde. 10 günde mi? Evet Jim Hawkins, tam 10 günde. Sen de miçi olarak geleceksin ve sen de dostum gemi doktoru oldun. Peki ya siz ne olacaksınız Trelawney? Ben mi? Ben sadece amiral olacağım. Asıl Trelawney gemiyi tutmuştu. Her şey 2 haftada hazırlandı. Annemle ve dostlarımla vedalaştıktan sonra Hazine Adası'na gitmek üzere Bristol Limanı'na geldik. Son hazırlıkları kontrol etmek için Trelawney ve George bir liman lokantasındaydılar. Asil Trelawney! Oh, Jim Hawkins. Seni göremeyeceğim diye çok endişelenmiştim. Eşyalarım burada Jim. Ve bu mesaj da sana Spyglass lokantasından gelmiş. Bay John Silver mı? Evet öyle Jim. Bay John Silver sizin hesabınıza bazı alışverişler yaptı. Buradaki herkesi tanır o. Yanına git. Yanlarında bir fıçı rom, içiyorlar! Şeytan içkisi romu! Yohoho! Yanlarında bir fıçı rom! Aferin Stanis abi Tomas! Aferin sana Marco! Aferin! Aferin! Aferin sana! Tek bacaklı bir denizci. Hayır. Kaptanın bahsettiği adam bu olamaz. Burada ne işin var delikanlı? Söyle bakalım ha. Bay Silver'ı arıyordum. John Silver. Tam isabet delikanlı. Bu benim adım Long John Silver. Emrindeyim delikanlı. Bu da sevgili Kaptan Flint. Emrindeyim! 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 Asil Trelawney, sen bahsettiğim içi olmalısın. Tanıştığımıza sevindim. Şu adamı durdurun, o bir hırsız. Şu adamı durdurun, o bir hırsız. Nari durdurun. Nari hop. Yakalayın şunu. Onu yakalamayı başaramadık. Ama kimdi o genç hanım? Cuniero efendim, o bir hırsızdır. Papağan! Yani bir hırsız, benim lokantamda. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Bir daha onu buralarda göremeyeceksin delikanlı, söz veriyor. Sana söz veriyor, sana söz veriyor! Ertesi gün İspanyol gemimize doğru yola çıktık. Trelawney ve doktor bizi bekliyorlardı.
Aman tanrım, bunlar John Silver ve şu garip kuşu. Garip kuş sensin! Garip kuş sensin! Garip kuş sensin! Kalk! John! Long John buraya gelmiş. İşte bu yeni Mitchum. Jim Hawkins. Evlat, bu adamın adı da Bay Hans. Eskiden aynı gemide çalışmıştık onunla. Çok iyi anlaşırız, iyi arkadaşızdır onunla. Severim kendisini. İmdat! İmdat! Tanıştığımıza sevindim Hawkins. Bay Hans. Bay Hans mı? Bay Hans, onu en son Bay Hans diyen kişi şu anda mezarda. Tabutun içine parçaları ayrı ayrı konmuştu. Bu kadar yeter. Jim, oğlum, bu da Tom Morgan, grubumuzun diğer bir elemanı. Bizi bu çevrede Flint çetesi diyebilirler. Bay Morgan. Bay mı? John Henderson, görüntüsünden anlayacağın gibi çok kuvvetlidir, iyi dövüşçüdür, sağlam adamdır ha. Ne? Elma mı? Tut. Teşekkür ederim. Ve bu da George Mary. Kendi isminin George olmasına çok memnun. Öyle değil mi George? Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Öbürlerini de sana tanıtacaktım Cib ama çok geç oldu. Şimdi Kaptan Sumalet çok şanslı. Bunlar İngiltere'nin en iyi denizcileridir. Kötü bir şey mi oldu Kaptan Smollett? Endişem var. Böyle bir gemide olması gerekenden daha fazla mürettebat var. Ne yapmamızı önerirsiniz kaptan? Bir önlem olarak yolculuk boyunca askeri bir gemi bizi izleyebilir diye düşünüyorum. Bunu talep etmek zor olmaz, öyle değil mi Trelawney? Hayır. Güzel. İzninizle beyler, mürettebatta bir tanışayım. Önerileriniz beni çok memnun etti. Yolculuk çok güzel gidiyordu. Endişelenecek hiçbir şey olmadığından çok emindim. Hadi artık, şu kahrolası gemiyi ele geçirelim Silver. Şimdi olmaz Bay Hans, sabırsızlanma. Artık sabrım kalmadı Silver. Sana kesilen bacağını hatırlatıyor. Sakin ol denizci. Bu işler öyle kolay olmaz. Senin bildiğin gibi değildir. Aceleye gerek yok. Bir ayaklanma. Kaptan Smollett'i yeterince tanıyorum. Eğer bir itirazı olursa şu bıçağıma kurban gider. Hem de çok hiç güzel. Asil trolini de benim olsun. Ellerimle onun boğazını sıkacağım. Böylece gemi ve hazine bizim olacak. Denizlerin hakimi tek bacaklı korsan. Ananan. Kara göründü! Oh Jim, bana bir iyilik yapıp da tütür ve pipomu getirir misin? Masamın üstünde unutmuşum. Neden olmasın? Doktor, Bay Trelawney'i yanıma gönderir misiniz? Onunla hemen konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Denizcilerin konuşmaları kesin ve netti. Hiç şüphem yok. İnanılmaz. Bunu nasıl yaparlar? Hain adamlar. Sakin olun. Anlamıyorum. Onları önlemeliyiz. Tebrikler Hawkins. Tam zamanında haber verdin. Sağ olun efendim. Ama sorunu çözemedik. Şimdi nasıl ilerleyeceğiz? Ayaklananlarla çarpışalım ve onları alt edelim. Sizin bu iş için öneriniz nedir kaptan? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Komplolarını öğrendiğimiz için avantajlıyız. Bence genç Hawkins bu işten sorumlu olup gözlerini açsın. Böylece gelişmeleri de öğrenmiş oluruz. Casusluk. Kesinlikle efendim. Demir atıyoruz!
Sevgili denizciler, uzun bir yolculuk olduğunu biliyorum. Tabii ki karaya ayak basmak istiyorsunuz. Bunu isteyenler kayıkları alıp sahile gidebilirler ya. Bu katil adamlarla olmayı hiç istemezdim. Ama şartlar beni onlara doğru itiyor. Hey! Jim Hawkins! Nereye gidiyorsun? Belki de hazineyi aramaya gidiyordur. Ayak izlerimi ormanın içinde kaybettirdim ve kaçtım. Kısa bir süre sonra yakınımdaydılar. Öldürmek zorunda mıyız? Ya, ya. Öldüreceğinizi duydum. Öldürmek önemli değil. Önemli olan hazine. Anlıyor musun? Tabii, tabii. Ama tatminkar dağıtmalısın. Yoksa kaptana haber Bunu yapamazsın. Sen ekiptensin. Mecbur kalırsam yaparım. Böyle sessiz ve sakin bir yerde. Yamyamlar! Yamyam mı? Nereden lan? Ama... Sen de kimsin? Ben yaşlı Berga'yım. Tam 3 yıldır bir Hristiyan'la konuşmuyorum. En son buraya gün konuşmuştum. Beni burada unuttuklar. Sizi üzdü mü? Hayır evlat, memnun oldum. Eğer bana ismini söylerse sana hikayemi anlatırım. Jim Hawkins. Memnun oldum Jim Hawkins. Ben de Kaptan Flint'in mürettebatından biriyim. Buradaki hazineyi bulmak için gelmiştik. Ben... Ne güzel bir gömlek. Sen gerçekten çok şanslısın Jim Hawkins. Bu deri gibi sert değil. Tamam, peki sonra ne oldu? Benim şu hazine konusundaki isteksizliğim Kaptan Flint'i kızdırdı. Ben de... biraz tereyağı yok mu evlat? Ne tereyağı mı? Evet. Onun mis gibi kokusundan 3 yıldır uzağım ben. Sana söz veriyorum, peynir getireceğim Bergu. Ama hikayene devam et lütfen. Evet. Burada hiç insan görmediğim için her şeyi karıştırıyorum. Tereyağı o mis gibi süt kokusu. Devam et Bergu, hadi. Özür dilerim. Hayatımı kurtarmıştın ve silahsız insanların yaşadığı bu oda hoşuma bile gitmişti. En az 3 sene geçti. Bu arada ne arayan oldu ne de soran. Tek başıma kaldım burada. Yapayalnız. Yapayalnız. Ama bunca sene ne yaptınız peki? Şunu yapmayı başardım. Evet, bir de şu tuzağı değil mi? Tabii ki Jim. Ayrıca sağa sola bakmaktan, gemi gözetlemekten çıldıracaktım. Ama sonunda keşfettim. Benim kaderim kaçak olmak. Kaçak olmak Jim Hawkins, kaçak! Jimmy. Gidip neler olduğuna bakalım. Savaş oluyor. Savaş mı? Burada mı? Evet. Kaptan Flint'in mürettebatı bilir. Buralara kadar ulaştığına göre sanırım bir bildikleri vardır. Neden bahsettiğini pek anlayamıyorum dostum ama gemimdeki bu değişiklik pek hoşuma gitmiyor. Çünkü gemimiz henüz yeni tamirden çıkmıştı. Ayaklanma mı? Evet, ayaklanma. Elebaşları ise tek bacaklı bir denizci. Tek bacaklı mı? Bana sakın cican sinir olduğunu söyleme. Sakin. O yaşlı kurdu tanıyor musun? Yeterince iyi, evet tanıyorum. Kaptan Flint'in eşliğinde birlikte yolculuk bile yaptım. Kaptan Flint mi? Konuşan papağan bu. Hayır evlat, değil. O bizim gemiyi götüren ve soyan kızıl korsan. Sakın bana güvenme. Bu hareketten bir ders almalı.
Jim, seni öldü zannetmiştik. Gel. Gel. Ama eğer gemimizi korsanlar bastıysa sizler neden buradasınız? Yanımızda olmadıkları bir gün karaya inip inceleme yapalım dedik. Neler olacağını bilmiyordum. Adamıma güveniyordum. Her yeri de adım adım biliyordum. Hazineyi bulacaktık. Onları korumak, gemimizi korumaktan daha kolaydı. Kayıkla yanaşıp, işimize yarayacak şeyleri yavaş yavaş karaya götürüyorduk. Tam 5. seferi yapmıştık ki, biri bizi gördü. Kaçıyorlar! Kaptan yılmıyordu. Bize karşı savaşını sürdürüyordu. Ama sonuçlar bizden yanaydı. İşte bu noktada sen geldin Jim ve kalemizi birlikte korumayı teklif ettin. Bizler de bu desteğine dayanarak sakin olmaya çalışıyoruz. Öldürüyordu. Ama sonuçlar bizden yanaydı. İşte bu noktada sen geldin Jim ve kalemizi birlikte korumayı teklif ettin. Bizler de bu desteğine dayanarak sakin olmaya çalışıyoruz. Birileri geliyor. Geleceklerini biliyordum. Sizinle açık açık konuşalım kaptan. Sanırım ortada büyük bir yanlış anlama olmuş. Bizler sadece hazineyi istiyoruz. Doğru mu bu Bay Silver? İsteğiniz nedir? Harita efendim, haritayı bize verirseniz aramızdaki bütün sorun biter. Sözüme güvenebilirsiniz. Şimdi bana hemen haritayı verin. Yoksa biz zorla alırız, ona göre biz işimizi biliriz ha. Anladım. Lütfen bekle. Hemen geliyorum. Geliyorlar. Thank you.
Doktor çabuk gel. Kaptan yaralandı. Şanslısın kaptan. Darbe hiçbir organına zarar vermemiş. Sağ ol doktorum. Ancak ikinci bir saldırıda başarabileceğimizi sanmıyorum. Bu ana kadar umutlarım hala devam ediyordu. Ciddiler. Bu bir oyun olmaktan çıktı. Bu bir ölüm kalım oyunu ve ben onları mahvedeceğim. Önce ben seni mahvedeceğim. Göstereceğim sana. Mahvedeceğim seni. Al sana. Bay Hans, geminin kontrolünü ben alıyorum. Rom, bana rom getir. Bana yardım et delikanlı. Her şey karşılıklıdır Bay Hans. Eğer sen yardım edersen ben de sana yemek ve rom getiririm. Ne istiyorsun delikanlı? Gemiyi yürütmek için sana ihtiyacım var. Ancak önce yapmamız gereken başka bir iş var. Karşılığında da yiyecek ve rom almıştım. Ayrıca bana gemimiz İspanyola'nın nasıl çalıştığını da öğretmiştim. Çok güzel cesaret kaptan. Gerçekten iyi kullanıyorsun. Aslında ona da güvenmiyordum ama başka çarem yoktu. Gemiyi kanalı götürünceye kadar bana yardım etmesine ihtiyacım vardı. Güzel kullanıyorsun Jim. Ama artık benim tavsiyelerime ihtiyacın yok. Sen kendin yapabilirsin. Demek ki yakında bana da ihtiyacın olmayacak. Eğer bana bir metre daha yaklaşırsan kafanı uçururum ona göre. Jim, Lord Jim. Ben sadece olaylar karşısındaki tepkini ölçüyordum. Biz zaten eski dostuz. Neden bu anı kutlamıyoruz ha? Ne dersin? Ha? Bu macerayı dostlarıma anlatmak için sabırsızlanıyordum. Bu yüzden hemen kaleye doğru yol aldım. Mesafe uzaktı ve ben oraya ulaşıncaya kadar karanlık olmuştu. Hiç kimsenin gözlülük etmemesi garibime gitmişti. Ancak dostlarımı bir an önce görme isteğiyle buna fazla dikkat etmedim. Sen de kimsin bakalım? Bir ışık yakın çocuklar. Bakalım bu kimmiş? Peki.
Aa, ben size ne demiştim? Bu bizim delikanlı Jim Hawkins. Hawkins mi? O Kaptan Smollett'e casusluk yapmıştı. Onu öldürelim. Uzak durun arkadaşlar. Eğer öldürmek gerekirse bunu ben kendim halledebilirim. Bence onu yok edelim. Önce gemime gitmeliyiz. Hadi. Sonra da benimkine. Herkes günahını öder. Sonra da benimkine. Beni takip edin. Onu öldürmeden önce buradan bir kurtulalım bakalım. Ver geç aramızdaki egemenliğin bitecek Silver. Çocuğu ne yapacağımıza biz karar vereceğiz sonunda. Başkanları olarak beni mi seçeceklerine yoksa seni öldürmek mi istediklerine karar veriyorlar. Jim'i özgür bırakın. Şimdi sakın yanımdan ayrılma evlat. Sana yardım ederim. Birleştik ve hepimizin ortak kararını aldık. Kara para. Doğru. Kara para Silver. Şu yolculuk sırasında tek yaptığın şey emir vermekti. Hazineyi bile kendi kendine sakladın. Sen bir hainsin. Konuşman bitti değil mi? Ama maalesef bu bende. Bu hazinenin haritası. Neden daha önce söylemedin? Şekil bu durumda değişti kaptan. Yarın sabah hazineyi aramaya başlayacağız. Baş üstüne kaptan. Gemide barış! Gemide barış! Günaydın Doktor Lavzi. Günaydın. Çok çabuk davranmalıyız. Sonra acıklarım. Şimdi birine bakmalıyım. Bu gerçek mi yoksa yanılıyor muyum? Kaleyi mi işgal ettiniz? Ne? Dilini göster. Ne? Çok iyi görünüyor ama ölmezsin. Silver. Eğer sakıncası yoksa Jim'le konuşmak istiyorum. Nasıl isterseniz doktor. Ancak ben de yanınızda olmalıyım. Kurallar böyle. Adamlar çok huzursuz doktor. Kaptanın tarafı olduğunuz için sizi öldürmek istiyorlar. Jim onun hayatını nasıl kurtardığını biliyor. Karşılığında da bana bir iyilik etti. Öyle değil mi ya? Jim oğlu adamları öldürmeyeceğine söz vermelisin. Yaşamak onların da hakkı değil mi evladım? Sakin olun Bay Silver. Sevgili doktora gemi güvertesindeki maceramı ve acımasız Silver'ın beni korsanlardan nasıl kurtardığını anlattım. Doktor Lauzi bunun bir oyun olduğunu, onları yok etmemiz gerektiğini, ancak verdiğim sözden dolayı bekleyip planlarını öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Dağa kadar sürüyor. İşte ağaç orada. Gelin. John, bakalım kim daha önce gidecek? Sizce bu iskeletin anlamı nedir acaba? Bu ilginç bir mizansen. Eski Kaptan Flint bunu şaka olsun diye koymuş olmalı. Zavallı bir denizciymiş. Kaptan Flint özellikle burada mola verilmiş. Bunun altında ise hazinesi tabii. İşte orada. Orada! Bob
15 kişi cenaze yemeğinde. Yanlarında bir fıçır o ama. Hayalet. Korkmayın dostlarım, sadece ağaç dallarının sesi. Bu ağaçların arkasında sizin için ölüm var. Eğer bunu istemiyorsanız bu ağaçları sakın geçmeyin. Ben bu sesi tanıyorum. Yaşlı Vergu, eminim. Evet. Bizler de yaşlı Bergo'ya benzeyeceğiz, çıldıracağız. Bergo! Bergo! Beni korkutamazsın, iş buralara geldikten sonra ben vazgeçmem. Hadi kıpırdayın bakalım, yaklaşık 70 metre sonra ona kavuşacağız. Sadece birkaç adım kaldı, hiç boş yere hayal kurup da beni öldürmeye kalkmayın. Hayır, olamaz, kalkma. Olamaz. Evet arkadaşlar, tam yerindeyiz işte. Çabuk, onu buldum. Hazineyi görüyorum. Ben gördüm anca. Dur. Evet. Gözünü açık tut, sakın bana güvenme. Hani en az 70.000 altın vardı? 70.000 altın! Sen en başından beri bir şey bulamayacağımızı biliyordun, öyle değil mi John Silver? Bu kadarı da fazla. Günlerdir, aylardır bizi hazine diye kandırdın. Cebimizde 5 kuruşumuz yok. Aldattın! Sakin olun çocuklar, heyecanlanmayın. Belki başka bir yerdedir, belki de bir başkası tırtıklamıştır. Gerekeni hemen yapalım diyorum. Yürüyün. Evet, yapalım. Doğru. Bak! Bak! Adam silahlı! Bak! Ha, bu delikanlıyı karaya getiren de bendim. Zamanlama harikaydı Doktor Lösey. Teşekkür ederim Bay Silver. Hayatımı kurtardınız. Gelin, size bir şey göstermeliyiz. Yanılmıyormuşum. Bu bizim Bergo'ymuş. Hala yaşıyor ve dinç. Evet benim. Bergo'yu karnıyorsun Silver. Sana hep gul derdik. Ancak en son seni gördüğümde psikolojik durumun çok da iyi değildi. Bu tek bacaklı denizciye ikram edilecek hiçbir şeyin yok mu bakayım? Tabii ki vardır. Peynir var. Peynir. Peynir. Böylece bu zavallıya verilebilecek her şeyi verdik. Karşılığında da bize haritadaki doğru yeri gösterdi. Demek ki o haritayı bana bilerek verdiniz. Hazinenin orada olmadığını biliyordunuz. Doğrucuğum. Bu korsanları oyalamak için küçük bir oyundu. Hazine tam olarak nerede bulunuyor? Hazine... Kimileri buranın önünden kaç kez geçmişsinizdir Bay Silver? Jim, seni tekrar görmeyi ummuyordum. Bu benim için de geçerli Bay Trelawney, gerçekten. Ha, şu Silver denen adamla ne işiniz var sizin? Evet, deniz kanunlarına göre bu gaspçının tutuklanması lazım. Ancak Jim Hawkins'in hayatını kaç kere kurtardığını düşünürsek ve bize yaptığı şu yardımları göz önünde bulundurursak deniz kanunlarını bir yana bırakıp onun cezasını iptal etmeye karar verdik. Çok teşekkür ederim baylar. Bana gösterdiğiniz anlayışa çok teşekkür ederim. Hazinenin yüklenip taşıması çok kolay olmadı. Hazine o kadar fazlaydı ki 4 kişiyle taşımak tam 4 günümüzü aldı. Bu işlemleri yaparken adada kalan 3 korsanı da gözlüyorduk. Ama onları göremedik.
Sanırım ömür boyu hapse mahkum. Dick! John! Dick! Bu size tanıdığımız son şans! Saklandığınız yerden çabuk çıkın! Cevap verin! Bu adayı neşe içinde ve sakince terk ettik. Nasıl başardığımıza hala inanamıyorum. Muz! Muz olan yok mu? İyi Muz! İyi Muz! İyi Muz! Muz olan yok mu? Ha? 15 kişi cenaze yemeğinde! Yahahahaha! Yanlarında bir fıçırım! Yahahahaha! Bak! Boşa harcama. Long John Silver, İspanya'da bizden ayrılmaya karar verdi. Biz ise İngiltere'ye doğru yelken açtık. Ve benim hikayem de işte burada sona eriyor.